Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere memleketimin meşhur Hira tatlısının tarifini paylaşmak istedim. Hem çok kolay, hem çok ekonomik, hem de çok hafif bir tatlı. 10 dakikada hazırlayabileceksiniz bu tatlıyı. Tarifime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle şerbetini hazırlamam gerekiyor çünkü şerbet soğuk olmalı. Şerbeti kaynatmayacağız arkadaşlar. Bir tencereye 2 su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı da soğuk su ilave ettim. Ve hiç karıştırmadan ocağa aldım. Tamamen şekerler eriyene kadar ocakta kalacak. Ondan sonra ocaktan alacağım ve soğumasını bekleyeceğim. Bir kaseye bir tane yumurta kırdım. Yumurtanın kokusunu dağıtmak için güzel bir şekilde karıştırdım. Hemen yarım su bardağı sıvıya ve yarım su bardağı da yoğurt ilave ettim üstüne. Her zaman olduğu gibi bunların oda sıcaklığında olması çok çok daha iyi olacak. Vaktiniz varsa lütfen oda sıcaklığında biraz bekletin. Bu malzemelerin tamamını yaklaşık olarak 1-2 dakika boyunca güzelce çırpacağım. Bu arada buraya kadar gelen sevgili izleyicilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla ilgili de bilginiz veya tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. 1 su bardağı dolusu irmik ilave ettikten sonra yine karıştırıyorum. Ve artık 1 su bardağı dolusu da unu yavaş yavaş ilave edeceğim. Elinizde tabii ki de karıştırabilirsiniz. Son olarak da bir paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Elimden kayıp düşecekti. Bizim mutfakta gerçekten sıra dışı mutfak kazaları oluyor arkadaşlar. Yani normalde biz böyle hiç kazalar yapmıyoruz ama kamerayı açtığımız zaman nedense birçok kazalarla karşılaşıyoruz. Ve bunları tabii ki de sizlere yansıtmıyoruz. Benim kayıt altında tabii bazı kazalar da var. Belki ilerleyen zamanlarda paylaşırım ama gerçekten de hiç yapılmayacak hataları yapıyoruz kamera önünde. Sadece 3-4 dakikanın içerisinde artık tatlının hamurunu hazırladım. Şimdi artık şekil vermeye hemen başlıyorum. Yanıma bir miktar irmik aldım. Yaklaşık olarak 3-4 yemek kaşığı kadar. Hamurdan böyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp hemen irmikte buluşturuyorum. Ve ardından da yağlamış olduğum tepsiye dizeceğim. Parçaların ceviz büyüklüğünde olması yeterlidir. Çok fazla büyük kopartmanıza gerek yoktur. Bu işlemde ortalama 4-5 dakikanızı alacaktır. Yani toplamında 10 dakikada bu tatlıyı hazırlamış olacaksınız. Bu arada ben şekerlere baktım. Artık tamamen erimiş. Ocağın altını kapattım. Sadece bir ocakta 3-5 dakika kaldı arkadaşlar. Kaynatmaya hiç gerek yok. Şekerlerin erimesi yeterlidir. Şekiller de bitmek üzere. Ben hemen şimdi fırını açtım. Çünkü ısınsın. 2-3 dakikanın içerisinde işlemler tamamen bitmiş olacaktır. 180 derece ayarlı fırına hemen sürüyorum. Yaklaşık olarak 40 dakika, 35 dakika artık fırınınızın performansına göre güzelce nar gibi kızarana kadar kalacaktır. Tatlı güzel bir şekilde artık kızardı. Ben kontrol ettim. Lütfen sizler de kontrollü bir şekilde fırından çıkartın. Güzel pişsin. Fırından çıkartır çıkartmaz şimdi hemen soğuk şerbeti üzerlerine yavaş yavaş veriyorum. Tatlı yaklaşık olarak 4-5 saat sonra şerbetini çekti. Akşamdan yaparsanız tabii ki de her zaman için daha iyi olacaktır ama bu tatlıyı yaptıktan sonra 4-5 saat içerisinde afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi ben gün ışığına çıkarttım. Bakın tam rengini görmüş oldunuz. Şimdi hemen servis edeceğim daha yakın görmeniz için. İsterseniz Hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz. Çok güzel oluyor, yakışıyor. Dondurma veya kaymakla da servis edebilirsiniz. Aynı zamanda da bayramlarda da bu tatlıyı değerlendirebilirsiniz. Ana yemekten sonra da gerçekten de çok böyle beğenilecek tatlardan bir tanesidir. Misafirlerinize de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi 4-5 saat içerisinde şerbetini çekti. Tabii ki de akşamdan yaparsanız daha da iyi olacaktır. Hemen servise hazır. Diğerini de hemen göstermek istiyorum. Gerçekten de şahane bir tatlı. Güvenle deneyebilirsiniz. Ölçülerim tam ölçülerdir.
Ve bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.